Herkese merhaba. Bu hafta Şile Ava'dayız. Eşimle birlikte mantar avındayız. Bu sene size biraz geç bir videoyu çekebildik. Yani İstanbul'da kurak bir sezon geçiyordu. Şimdi yağmurlar yağdı. Havanın ısısıydı vesairesiydi. Bugün 23 Ekim 2021. Birlikte mantar avındayız. İlerleyen dakikalarda mantar avında neler yapmanız gerektiğini size tekrardan anlatacağız. Herkese rastgele. Bolet avına her zaman olduğu gibi meşe ormanlarında başlıyoruz. Bolet farklı ağaç türleriyle simbiyotik ilişki içerisinde ama meşeyi çok seviyor. Genelde meşenin altlarında oluyor. Büyük ihtimalle biraz daha seyrek olduğundan dolayı da olabilir. Şimdi hep birlikte bolet avlayacağız. Bakın şöyle seyrek meşeler. Böyle altlar biraz daha kuru. Şöyle ayrı kotları var etrafta. Buralarda diğer mantar videolarında belirttiğimiz gibi güney, güneybatı yani güneş gören yüzlere bakmamız bizim için önemli. Çünkü bu mevsimde ısı biraz düşük oluyor. Tabii mantarın da gelişmesi için sıcaklık, nem olduğundan dolayı güneşi görmesi lazım. Şimdi Şile'de şu ana kadar son bir haftadır hani insanların paylaşımından görülen o sığır dili, borazan mantarı, şanterel, sezar mantarı ve bolet mantarı var. Şimdi bakalım bu türleri arayacağız. Meşe ağaçlarının dibinde bakın. Görmemeniz imkansız. Muhteşem bir bolet. Ay şimdi koparalım istersen. Bakın. Boletus ailesinden bir tür. Biraz geçmiş ama bu türlerin evet bu türlerin kurutulduğu zaman daha lezzetli oluyor. Daha aromatik, çok orijinal bir şey. Yakaladım. Çıkarken büyük ihtimalle orada herhalde bir ağacın sapına değmiş. O yüzden şekli o şekilde çıkmış. Bıçakla hemen temizliyoruz. O bölgede. Yani tek başına bu mantardan bir tane bulduğunuz zaman akşam yemeğiniz hazır. Kontrol ediyoruz. Evet. Bolet mi? Kesince beyaz olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi beyaz. Renk değişimi? Renk değişimi yok. Koku? Koku kendine has, çok tatlı, güzel, fındıksı bir kokusu var. Fındıksı mıydı? Fındıksı aşkım. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi beyaz ve gerçekten çok güzelmiş. Şimdi avımıza devam ediyoruz. De bu mevsimde böyle çok çalının içine falan girmek istemiyorsanız, yani yanınızda eşiniz olur, çocuklarınız olabilir, böyle yol kenarlarında diğer videolarda belirttiğimiz gibi yol kenarlarının sağlarına sollarına böyle kısa kısa girerek mantarlara bakabilirsiniz. Şimdi biz burada deneyeceğiz şansımızı. Bakın şöyle çok güzel bir yer, böyle gidiyor, hem kaybolma riskiniz de olmuyor. Böyle yolun kenarından dönüyoruz, böyle ağaçların içerisine bakıyoruz ne var ne yok diye. Şimdi türleri buldukça göstereceğiz. Bazen çekemeyebiliyoruz, o anda kamera yanımızda olmuyor. En son akşam yine tüm topladıklarımızı anlatacağız zaten. Herkese rastgele. Şimdi size çok ölümcül bir mantar göstereceğim. Amanita türlerinden. Geçen seneki videoların bir tanesinde bunu boy boy olarak göstermiştim. Amanita türlerinden sadece Amanita sezar yeniliyor. Ama onun dışında bakın, eğer topladığınız mantar şu şekilde bir çoraptan çıkıyorsa, şurada bakın şöyle lamelli ise, böyle zeytuni renginde yeşilli ise bundan uzak durun. Bunun kahverengi üstü benek benek olanı da çok zehirli bir tür. Bu zehirli, bakın burada tam bir aile oluşturmuşlar. Bakın şurada bir tane küçük var. Bir tane de görebiliyor musunuz? Bir tane de burada var. Yani şu bulunduğumuz bölgede 3 tane mantar var. Yani yenilebilen mantarların olduğu yerde bir Amanita Pylodes. Çok tehlikeli bir mantar. Ölümcüldür. Kesinlikle uzak duralım. Mantarlarda şöyle yenilebilen türlerle birlikte ölümcül türleri de öğrenirseniz sizin için çok daha sağlıklı olur. Şimdi bakın burada ormanda herkesin bir reişi. Ölümsüzlük mantarı. Şifalı olduğu inandığı reişi mantarı. Bunu da ormanda gezerken bulabilirsiniz. Bununla ilgili çok fazla alternatif tıpta ürünler var. Reişi mantarı burada. Şimdi biraz bu iş meşakkatli bir iş. Bakın
yürüdüğümüz yerleri şu anda görebiliyor musunuz? Yani ayak altı olan yerlerin hiçbirisinde yok. Ama işte böyle sık bir yerde yürüdüğünüzde, bakın göstereceğim size. Burada ne var? Bir Sezar mantarı. Bakın yeni çıkmakta olan Amanita Sezar. Bunun az önce gösterdiğim örneğinde, yani bu mantarın kahverengi, yeşil, beyaz üstü olanlar kesinlikle ve kesinlikle uzak duruluyor. Böyle çoraptan çıkıyor. Şu üstü turuncu kırmızı renkli. Altında çorap ve şu alt lamellerinde sarı renkli olması lazım. Bunun birazdan açılmışını bulursam size göstereceğim. Bunu bu şekilde sepete koyuyoruz. Birazdan açılmışını bulursak size göstereceğiz. Şimdi yeni farklı bir tür daha bulduk. Bakın şöyle. Bakın şöyle gösteriyorum. Borazan mantarı. Bunlar öbekler halinde oluyorlar. Yani bir yerde olduğu zaman birkaç tane daha oluyor. Bakın. Şurada var. Bakın. Şurada var. Görebiliyor musunuz? Ondan sonra bakın hemen şurada var. Şimdi borazan mantarı da yenen bir mantar türü. Bunun da sepetimize ekleyeceğiz. Şimdi toplayalım. Şimdi bakın şöyle ağaç, meşe ağacı. Böyle meşe ağacın dibinde çok güzel bir bolet. Hemen yolun kenarında, fark ettiniz bilmiyorum, güneşi gören yer, yani güneşi gören yerde çıkmış. Boletus iris. Hemen temizliyoruz. Sepetine kadar temiz koyarsanız daha sonra sizin için temizlememiz o kadar kolay olur. Sonuçta mantara su değmemesi lazım. Böyle çok güzel bir bolet. Avımız devam ediyor. Şimdi farklı bir tür daha bulduk. Bakın şöyle Hydnum repandum. Şu küçüğü. Bakın şurada büyüğü. Bu türün tipik özelliği şanterel ailesinden bir mantar. Bakın şimdi bunlar böyle kopardığınız zaman adı sığır dili diye geçer. Bunun tanımlaması kolay bir türdür bu. Alt kısmında bunların dikenler vardır böyle ince ince. Bunu topladığınızda hemen şu sapını kesiyorsunuz. Ondan sonra yenilebilen lezzetli bir tür. Genelde bir tane bulduğunuz zaman civar çevrelere bakın, birkaç tane daha oluyor. Bakın şurada şimdi, bak, gördünüz mü? Hemen bir tane daha çıktı mesela. Şurada da var. Bakın şurada şöyle toplu olarak çıkıyorlar. Bunları da alacağız sepetimize. Bu ailenin en güzel yanı, mantar toplarken bakın şu şekilde muşmola toplayabiliyorsunuz. Muşmolar genelde Kasım ayında oluyor ama şu anda bunları toplayıp evde gölge bir yere koyduğunuz zaman da olgunlaşacaktır. İlk başlarda topladığınızda olgunlaşmıyorlar ama ilerleyen zamanlarda toplarsanız böyle olgunlaşıyorlar. Çok güzel, bakın. Kes. Muşmolalar. Şuradan topluyoruz. Herkese merhaba. Bu akşam geç ormandan çıktık. Ormanda tanıtımını yapamadık. O yüzden artık eve kaldı topladığımız sepetteki mantarlar. Bugün Hydnum repandum sığır dili mantarı topladık. Bu mantar şanterelle ailesinden bir mantar. Şöyle sarımtırak bir rengi var. Farklı boyutlarda olabiliyor. Sapları genelde kısa oluyor. Ve altlarında gördüğünüz gibi dişler meydana geliyor. Hydnum repandum. Sonra iki tane kadar Amanita Sezar bulduk. Bu grup çok zehirli bir grup. Burada sadece Amanita Sezar yeniyor. Bu da şöyle üstündeki turuncu renginden ve altındaki sarı lamellerden, çorabından ayırt edebiliyorsunuz. Bu grupta aynısının bir önceki videomda Torkul yaylası videosunu izlerseniz Amanita Muscaria'yı görmüştük. Amanita Muscaria'da üstünde benekler var. Ve bu alt kısmın sarı değil, beyaz renkli oluyor. Küçük bir örnek. Daha sonra bir miktar kadar borazan mantarı bulduk. Borazan mantarı bol miktarda bulunan, öbekler halinde bulunan bir mantar türü. Yine şanterel ailesine ait bir mantar. Biraz borazan bulduk. Son olarak da bugün biraz bolet topladık. Farklı farklı boyutlarda, bakın. Bunu gün içinde zaten çekilen videolarda gösterdik. Bunlarda da neydi? Bolet mantarında kestiğimiz zaman renk değişimi olmuyordu sapından. Üstünde kahverengi, siyah, böyle yaşadığı ormana bağlı olarak siyah. Bakın şu şekilde.
açık tonlarda renkler oluyor. Kendine az fındıksı bir kokusu var bolet mantarının. Yani bugünkü Şile avımızda topladıklarımız yaklaşık olarak 3-7 tane kadar bolet mantarı. Bir miktar borazan çok vardı ama biz az topladık borazan mantarını, öyle söyleyeyim. 2 tane sezar, biraz da sığır dili mantarı topladık. Yağmur yeni başladı. İlerleyen zamanlarda umarım daha fazla mantar çıkacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.